Şah Karakolu'nda görev yapan askerler tarafından tahliye talebi gelmesi üzerine uzun süredir gizlice yürütülen hazırlıklar sonucunu verdi. Operasyonda 8 aydır karakolda görev yapan Bordo Bereli olarak bilinen 44 özel kuvvet askeri Türkiye'ye getirildi. Ancak bir asker operasyon sırasında meydana gelen kazada şehit düştü. Özel kuvvetler bölgeyi terk etmeden önce türbedeki 3 sandukayı da beraberinde Türkiye'ye getirdi. Operasyonda askeri personelin yanı sıra Süleyman Şah Türbesi'nden alınan naaş Türkiye sınırına yakın Suriye topraklarındaki Eşme'ye nakledildi. Sınıra yakın bölgeye askerler yerleştirildi. Operasyon sırasında herhangi bir çatışma meydana gelmedi.